Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtacağımız ürün Siwen markasının 570 BT modelli kulak üstü kulaklığı arkadaşlar. Güzel bir kulaklık. Kutu açılımına geçmeden önce ürün kutusunda yazan bilgilerden bahsedeceğim. Renkleri var arkadaşlar. Siyah, gold, altın rengi, kırmızı rengi ve mavi rengi blue arkadaşlar. Biz siyah olan işaretlenmiş bizim kutu açılışını yapacağımız renk siyah renk arkadaşlar. Gerçek ses diyor. Bakacağız, kontrol edeceğiz. Sesini test edeceğiz. Bakalım gerçek ses mi? Kutu üzerinde ex bass yazıyor. Ekstra bass özellikli basslı müziklerde deneyeceğiz. Evet, kulaklığımızın görseli bu şekilde. Kutu açılımına hızlıca geçeceğim ama şimdi burada bakalım neler var, onlardan bahsediyor. Müzik, oyun, video ve dil ile alakalı şeyler de kullanabilirsiniz demiş. On-off düğmesi var. Ses açma kısmı, başka şarkıya geçme, geri alma. Onun haricinde gelen çağrıyı cevaplama, arama yapma, telefonla konuşma yapabiliyorsunuz. Hemen ben kutu açılımına geçelim. Şu jelatini yırtmak istiyorum. Öncelikle şuradan. Fiyat performans açısından değerlendireceğiz. Bakalım hani ucuz bir kulaklık, kulak üstü bir kulaklık arkadaşlar. Testini yapalım. Bakalım nasılmış. Şurada güzel bir kutuya benziyor. Açalım şuradan. Çekiyorum. Kutudan neler çıkacak bakacağız. Evet. Sound excellent dedi. Bir kullanma kılavuzu mu? Bu neymiş? Kutuymuş arkadaşlar. Bunu da çıkardım. Ve kulaklığımız işte bu. Başka bakıyoruz kutu içerisinde neler var. Evet, bir tane şarj kablosu çıktı arkadaşlar. Şöyle 15-20 santimetre uzunluğunda odaklayalım. Mikro USB girişli, pardon, şöyle odaklayayım. Mikro USB girişli. Bir tarafı USB adaptör yok. İster kendi adaptörünüzle, power bank'le, bilgisayar USB girişinden şarj edebilirsiniz. Şarj kablosu kısa diyorsanız, kendi mikro USB şarj kablonuz varsa onunla da şarj edebilirsiniz. Bu şarj kablosu kutu içerisinden çıkan şarj kablosu arkadaşlar. Bir de AUX kablosu oluyor genelde bunlarda. Bundan çıkmadı ama ürünü Bayındır Elektronik'ten satın alırsanız mağaza size bir adet AUX kablosu kutu içerisine hediye olarak ekleyecektir. Bu da bilginize arkadaşlar. Evet, ürünümüz bu şekilde, gösterelim. Çok şık bir ürüne benziyor. Yani görünüş olarak şık. Metal şuralar. Bakalım, yok plastik ama metal görünümü verilmiş. Şu bağlantı noktaları metal, onlardan bahsedelim. Şurası bakın gayet iyi arkadaşlar. Şurası, kafanızı saatlerce oyun oynuyorsanız, müzik dinliyorsanız şöyle odaklayalım. Şurası sünger yapısı. Başınızı acıtmaz, saçınızı acıtmaz, öyle söyleyelim. Güzel ve uzayabilen. Bakın. Şöyle bu kadar uzadı. Burası ne kadar uzuyor? Evet, bu kadar uzayabiliyor. Ama şöyle şu naylonu da kaldıralım, bizim alanımızı kapatmasın. Şöyle bakın, esnetiyorum. Hiç şey yok. Kırılma, şey olma falan yok arkadaşlar. Tabi alıp da böyle kırmayacağız bunu da. Gayet güzel bir kulaklık. Şöyle kapattım. Dediğim gibi bu siyah rengiydi. Kırmızısı, mavisi ve altın renkleri de mevcut. Burada fonksiyonlar var. Hafıza kartı giriş yeri var. AUX girişi var. Dediğim gibi mağazadan AUX kablosu satın aldığınızda AUX kablosu da yanında geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Micro USB şarj giriş yeri var burada. Şarjını buradan yapacağız. Hafıza kartı takıp müzik dinleyebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Onun dışından arkadaşlar şimdi test etmeden önce şu buranın ölçülerini vereyim. Kulağıma oturur mu oturmaz mı onu soranlar oluyor. Burası 6,5 santimetre, 7 santimetre diyebiliriz genişliğe. Yüksekliği ise 8 santimetre. Siz de bu ölçüleri referans alarak kulağınızı kapatır mı kapatmaz mı bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada açma kapama, aynı zamanda mod düğmesi, ses açma kısma, ileri geri aynı zamanda. Basılı tuttuğunuzda sesi açar, basılı tuttuğunuzda sesi kısar. Bir kez bas çek yaptığınızda bir sonraki şarkı veya bir önceki şarkıyı alır.
Play pause düğmesi veya arama yapma ya da aramayı cevaplama düğmeleri de mevcut. Açma kapama düğmesine basıyorum. Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi mavi ışık yandı. Şarjı varmış şansımıza. Bu şarj gösterge ışığıydı. Çalıştığı zaman bu yanıyor. Bluetooth bu sürekli yanıp sönmeyecek. Bluetooth'la bağlandığımızda sönecek. Hemen bir bağlantıyı yapalım ve sönsün. Bluetooth açık. Bakın şu an gelecektir. Geldi. 570 BT kulaklığımızın modeli bağlan dedim. Evet, sön arkadaşım. Söndü. Mavi ışık. Şuradan yazıyor. Bu olmaz. Onun haricinde şurada bir tane daha delik var arkadaşlar. Ürün mikrofonlu mu diyorlar? Yani telefon görüşmesi yapabiliyorsun diyoruz. Demek ki mikrofonlu ki burası da mikrofon. Arkadaşlar, onun haricinde mod düğmesi demiştik. Bakalım bir kez bastığımızda radyo yok. Bunu da söyleyeyim. Bu kulaklıkta radyo yok. Şimdi bir müzik açalım bakalım. Şu an Bluetooth'la bağlıyız zaten. Benim telefonum iPhone. Hani sadece iPhone'larda mı var bilmiyorum da şöyle odaklayacağım. Bakın şurada gösteriyor arkadaşlar. Kulaklıkla bağlayayım ya. Şarj yüzdesini de gösteriyor. Hani yüzdelik olarak göstermiyor da şöyle bir odaklayayım bakalım şu noktaya. Hani orada pil işareti var kulaklığın yanında. O içerisindeki pilin o siyahlık azaldığı tam dolu gibi oradan öğrenebilirsiniz. iOS'larda gösteriyor bu arada. Hani Android'lerde gösteriyor mu bilmiyorum. Android kullanıcısı değilim arkadaşlar. Şimdi parçalara girelim ve şuradan bir müzik açalım bakalım sesi nasıl. Ekstra bas diyordu kulaklığa. Bakalım gerçekten öyle mi? Ben şimdi bu kulağıma deneyeceğim, takacağım ve deneyimleyeceğim arkadaşlar. Size de söyleyeceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerçekten ekstra bas kulaklık. Yani ben buna kefilim. Hani kimse alıp da ben ekstra bas diye. Yani şurada şu anda Tiesto'nun bir bakın bas sesi buraya kadar geliyordu. Kulağıma taktığım zaman yani affedersiniz kulağımı zonklatıyor yani. Bayağı güçlü bir bas sesi var. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi oyunda da oynayabiliyor muyuz? Bir bakalım. Ben de Clash of Clans var. Gireyim bakalım Clash of Clans'ta da bunu hani ses stereo mu gecikme oluyor mu ona bakacağız. Bakın Supercell. Evet Clash of Clans. Şöyle tam kadrajı alalım kulaklığı. Ben bir saldırı yapayım bakalım nasıl oluyor. Şunu kapatalım. Evet saldırı yap bakalım arkadaşım. Askerlerimiz hazır mı? Neler hazır? Evet. 2, 5. Evet tamam hazır askerlerimizin. Nereden saldırsak? Bakın gayet güzel ses geliyor arkadaşlar. Şuradan bir saldıralım bakalım. Evet arkadaşlar ses gecikmesi olmuyor. Gayet güzel. Yenildik. Muhtemelen yenildik. %47 yaptık. Rakibimiz muhtemelen bir yıldız almıştır. Yani 2 bile almış. Yenildik arkadaşlar. Zaten yani tam şey bir saldırı yapmadım. Sonuçta kulaklığı test ediyoruz. Bu şöyle kenarda dursun. Şimdi hafıza kartım var. Bakın arkadaşlar şöyle micro SD yani TF kart dediğimiz hafıza kartları telefonlara takılan takıyoruz bakalım.
Nasıl bir sesi var? Onu da test edelim. Yani hafıza kartı sesini test ettik gerçi de. Moda basalım. Bakın müzik player moda dedi. Bakın. Hafıza kartından çalıyorum. Bir önceki şarkıyı alalım. Banyo 13 bilenler bilir arkadaşlar. Sesi de açalım. Sondaymış. Burada yanlarında da süper bas olduğu yazıyor zaten arkadaşlar. Şöyle dış taraftan da güzel görünüyor. Bakın şöyle. Gayet hoş yani. Ben tavsiye ederim. Power off dedi arkadaşlar. Kapattım. Testimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Ben kulaklığı çok beğendim. Ve ürün linkini, kulaklığın satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Kapıda ödeme seçeneklerimiz mevcut. İletişim bilgilerini yine açıklamalara ekleyeceğim. Bize ulaşabilirsiniz. Videonun yorumlar kısmına yorum atmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.